Dün gece ölüyordum ama bu sabah bu videoyu çekiyorum. Bu ne demek? Önceliklerimi gözden geçirmem gerek demek. İnternette çoğunuzun gördüğü ve belki de takip ettiğiniz bu aile içerikleri yapan yabancı içerik üreticilerinin çoğunluğunun bir kilise üyesi olduğunu söylesem ve bu kilisenin de propaganda aracı olarak bu insanları fonladığını söylesem, bakın söylemem lazım. Özellikle de bu ev ile alakalı içerikler yapanlardan bahsediyorum. İşte evimde bunu yaptım. Şu temizliği yaptım. Çocuğuma bu yemeği pişirdim. İşte 30 tane çocuk yaptım. Çocuklarımı okuldan aldım, kendim yetiştiriyorum falan. Bu tarz içerikleri yapan insanlar genellikle bir propagandanın aracı. Bunu bilmek de medya okuryazarlığı konusunda kendimizi geliştirmek için önemli bir mevzu açıkçası. O yüzden de bugün bu videoyu yapmak istedim. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bir dalga yakaladılar mormonlar. Ve bu dalgayı yakaladıkları için de ileride daha fazla anılacaklar. Göreceksiniz daha fazla insanın video yaptığını, haklarında daha fazla konuştuğunu göreceksiniz falan. Mormonlar nedir? Kimlerden bahsediyoruz? Veya neden bu insanlardan bahsetme gereği duyuyoruz? Bunun temelini alalım burada. O yüzden de bu videoyu yapıyorum. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Neden sosyal medyada bir mormon akımı var? Mormon kimdir? Kime denir? Onlara bir bakalım istiyorum. Her şeyden önce hiç kimseye bireysel olarak hakaret etme amacı gütmediğimi bilmenizi istiyorum. Ben ne zaman tarikat veya din konuları hakkında bir yorum yapsam mutlaka böyle gücenen, alınan birileri çıkıyor. Lütfen kişisel algılamayın. Ben bireysel olarak insanlara hakaret etmiyorum. Ben bir tarikate de hakaret etmiyorum. Ben hepsine hakaret ediyorum. Algılayacaksanız da toplu algılayın. Onu da söyleyeyim. Disclaimer'ımızı yaptığımıza göre Mormonlar kimmiş birazcık onun tarihinden bahsedeyim. Çok fazla bilgi vermeyeceğim, konunun uzmanı değilim. Ancak The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints denilen bir kilise, şu anki ismi o ama önceden tabii Mormon olarak anılıyorlardı. İsimlerini değiştirme kararı almışlar. Çok talihsiz olmuş çünkü bu ben Mormonum şeklindeki reklamlara böyle milyon dolarlar aktardıktan sonra ya aslında Mormonum demek birazcık ofansif oluyor. Aslında Mormon kelimesini kullanmasak mı demek? Ama işte tarikatların genel olarak yaptığı şey odur. Fikir değiştirmek, önceden olur dediği şeye bugün olmaz demek veya önceden asla olmaz dediği şeye bugün olur demek. Aslında öyle sağlam bir duruş beklememek lazım tarikatlerden. Neyse. Joseph Smith denilen bir adam 1820'lerde bu dini kuruyor. Evet. 19. yüzyılda, yani bu hani eskiden yaşanmış bir olay değil veya insanların cahil olduğu bir dönem değil ama işte bazen Amerikalıların cahilliğini çok göz ardı edebiliyoruz biz. Hani bize çok saçma gelebiliyor bazı şeyleri ama yine de hala böyle devam ediyorlar. Hristiyan olmaları yetmez, Amerikalı oldukları için kendilerine bir melek gönderilmiş diye düşünüyorlar yani. Joseph Smith'e bir melek geliyor ve işte sen peygamber oldun, sana biz vahiy indireceğiz falan diyor ve işte klasik din paketinde ne geliyorsa en başta onları uyguluyor insanlara. Ya ben şunu anlamadım açıkçası. Hani insanlar neden Joseph Smith'i veya onun bu sözlerini takip etme gereği duymuşlar? O konu bende yok. Mantık çerçevesini oturtmaya çalışıyorum. Belki politik bir gücü vardı. Belki işte çevresince böyle işte söz sahibi olması gerektiren bir mevzu vardı da o yüzden insanlar dinledi falan. O yok yani bende. Bir türlü anlayamadım onu. Tam olarak neyin eksikliğini yaşıyorlardı da veya nasıl bir durumdaydı da bu insanlar Joseph Smith'in gerçekten bir peygamber olduğuna inandılar. Bilen birisi varsa yazsın yani. Ama insanlar inanmış. Epey de bir inanan olmuş. Ama yine de birazcık olayı dalgaya vuranlar da olmuş gördüğüm kadarıyla. Özellikle de bu kutsal kitap yazılırken. Şimdi şöyle bir olay olmuş. Onu da anlatayım hemen. Joseph Smith'in bazı akrabaları muhtemelen adamla dalga geçmek için bir oyun kurmuşlar ve demişler ki biz de bu dine dahil olmak istiyoruz. Biz sana inanıyoruz. Lütfen sana gelen bilgileri bize de bahşet. Biz de okuyalım diye yazılı olan kitaptan bir kısmı alıyorlar. Hani okuyacağız diye alıyorlar ve daha sonra da Allah'ın işine bak ya kaybediyorlar. Sonra gidip Joseph Smith'e diyorlar ki ya işte biz bunu kaybettik. Kitap gitti, yandı bitti, kül oldu yani ortada yok. Ama eminiz ki işte Tanrı sana tekrar bahşedersen bunları oturup tekrar yazabilirsin. Çünkü sen Tanrı'nın sözcüsüsün ya, önceden sana ne söylediyse tekrar aynısını kağıda dökebilirsin diyorlar. Ben şahsen aynı performansı Ebu Cehil'den beklerdim ama neyse. Sonra Joseph Smith bunu yazamıyor tekrar. Yazamıyor yani. Ve aslında adamlar o noktada haklı çıkmış oluyor işte. Bak biz size dedik bu adam şarlatanın önde gideni. Osur osur ipediz aynısını yazmadı demek için aslında kitaptan bir parçayı çalmışlar. Adam tekrar aynısını yazmaya kalksaydı ve kelime farkı bile olsaydı çıkıp diyeceklerdi ki bakınız önceden yazdığı buydu, sonradan yazdığı bu, arada fark var diyeceklerdi ve bu şekilde bir tuzak kurmuşlar ve bu tuzağa düşmemek için Joseph Smith şey demiş. İşte Allah benden bunu tercüme etme yeteneğini aldı. Melek bana küstü, Allah bana küstü. O yüzden ben bana gelen vahiyleri artık insanlara aktaramıyorum demiş. Buna da inanmışlar.
Buna da inanmışlar. Ama yine de bu bir suları bulandırmış o zamanlarda. İşte vahiy indi, ben onu tercüme ettim şeklinde insanlarla konuşurken artık birazcık daha şekil değiştirmiş. Hatta onları kendileri de kabul ediyorlar. İşte kendi gördüklerini yorumlayarak yazmış. İşte direkt olarak kutsal tarafı değil, kitabın kutsal tarafı değil falan diye düşündükleri yerler var. Bir de şunu da görmüşler. Bakmışlar adam sokakta ne görse oturup onu yazıyor. Onu da fark etmişler yani. Hani kadim bilgileri sen yazıyordun, hani kadim bilgileri tercüme ediyordundan bunu dinimize nasıl yansıtırıza dönmüş. İşte bu kıvraklık, bu oynaklık var ya, beni benden alan şey. Yani diyorlar ki Allah'ın sözü hiçbir şey üstüne gelemez ama maşallah etrafında dansöz oynatıyorlar sonrasında. İfrit oluyorum ben ona. En başta işte kutsal, asla değişmez, işte melekten geldiği, altın plakalara yazıldığı, ben bunu kimseye gösteremem, işte bunu sadece ben tercüme edebilirim, bunu tercüme etme görevi bana bahşedildi falanken bir anda bir olalım. Dinimiz amin falan şekline dönüyor. Bu şekilde bir hayat. Ama bayağı bir takipçisi olmuş o zamanlarda da. Ve şuna da inanıyorlar işte. İsa'ya komşu olabilmek için cennette. Bakın onlarda da aynı mevzu var. Celestial Kingdom denilen bir cennet tabiri var. Ve bu cennete göre de işte herkes farklı katmanlara yerleşebiliyor. Sadece en iyiler, en iyinin en iyisi, fevkaladenin fevkinde inanca sahip olan insanlar İsa'ya komşu olabilecek. Aynı mevzu orada da var. Celestial Kingdom'a girmek için ne yapman gerekiyor? Şöyle bir özellikle bakman lazım. Ve bakıyorsun işte kahve içmeyeceksin. Hepimiz cehenneme gittik yani şu an zaten. Kilisede evlenmen lazım. Mutlaka evlenmen lazım. Evli olmayanlar İsa'ya komşu gidemiyor niyeyse. Bir de o dönemlerde çok eşlilik diye bir mevzu var. Ve bu çok eşlilik, yani bunun ekmeğini o kadar çok yemişler ki zamanında. O kadar çok insanı suistimal etmişler ki diyeyim daha doğrusu. Yani bugün bile hala yani inanılmaz derecede garipsenen bir mevzu. Çünkü bugüne kadar devam ettirdikleri bir kısım var. Bütün Mormonlar aynı şeyi yapmıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü bir noktada işte anayasaya aykırı olduğu için çoklu evlilik yapmak ve onlar da bu anayasaya uygun hayat yaşamak istedikleri için şöyle bir ayrılmışlar. Bir radikal Mormonlar çıkmış, bir de günlük Mormonlar mı diyeyim, nasıl diyeyim, yani radikal olmayanlar var. Radikal olanlar işte ne kadar çok evlenirsen o kadar iyi, işte sana kaç tane eş bahşedilirse o kadar kutsal bir insansın. Ne kadar çok çocuğun varsa işte cennete o kadar girmeye hak kazanıyorsun. Çünkü çocuklarının ruhu sana ait oluyor. Karının ruhu sana ait oluyor. Ve ne kadar çok ruhun varsa o kadar cennette yükselebiliyorsun onlara göre. İşte senin çocukların da çocuk yaparsa ve onlar da daha çok çocuk yaparsa bütün bunların ruhu saadet zinciri gibi sana bağlı oluyor. Başka bir açıklaması yok. Vallahi düşünemedim yani. Adamlar bildiğin cennette saadet zinciri kuruyorlar. Netflix'te bu radikal Mormonlar ile alakalı bir tane özellikle belgesel var. Bakmanızı tavsiye ederim ama gerçekten çok canınız sıkılacak izlerken, onu da göze alarak izleyin diyeyim. Böyle istismar nedir, insanlara nasıl bir hayat dayatılır ve insanlar nasıl sömürülür baştan sona, yani kadın erkeği yok baştan sona, bunu görmek istiyorsanız mutlaka bakın derim. Ama diyelim ki hani bu radikal Mormonlardan değilsiniz ve hani başka bir Mormon kilisesinde işte diyelim ki hayatınızı sürdünüz. Onlar içinde de bir farklılık var. Mesela bazıları kültürel mormonizm diye bir şeyden bahsediyor. Bu kültürel mormonizm de işte bizim şu anda internette gördüğümüz şey aslında. Belki kilisenin cemaati tarafından tam olarak kabul görmeyecek bir takım şeyler. Yine de hani bu Mormon aileden gelmiş, Mormon inanışına göre yetiştirilmiş falan diye hayatını devam ettiren insanlar işte bir şekilde internete dahil oluyorlar. Bizde de vardır ya aslında, hani o aileye doğup büyümüştür. Çok fazla ilgisi yoktur ama işte ailesi de nasıl olsa bu işin içindedir. O yüzden sesini de çıkarmaz. Kendisi de daha sonra o cemaatin içine girer. Burada da vardır aynısı. Yani işte mesela muhafazakar ailenin belli bir yaştan sonra kendisi de muhafazakar olan çocuklarından bahsedebiliriz. Aslında kendisi belki inanmıyordur. Belki kendisi dinin gerekliliğini yerine getirmiyordur. Ama hani dinden de çıkmak istemez. Dinden çıkmayacak kadar mesela Müslüman olanlar var. Hani şu şeye inananlar var ya, günahlar bir yere yazılıyor, sevaplar ayrı bir yere yazılıyor. İkisini bir tutamazsın falan gibi düşünüp işte hani dinin açığını bulmaya çalışanlar var. Onlarda da var aynısı. Özellikle de bunu son zamanlarda kıyafetlerinde falan görebiliyorsunuz. Normalde Mormonların giymesi beklenen bir iç çamaşırı var. Ve bu iç çamaşırı yani hiçbir pratikliği olmayan ama yine de kendi dinlerinde kutsal kabul edilen bir mevzu. Ama internette bu özellikle video yükleyen kadın baktığınız zaman hiçbirinin bu çamaşırı giymediğini görüyorsunuz. Yani bikinili falan poz verenler var. Hani Mormondun, hani sen bu kilisenin üyesiydin, sen bu cemaattendin falan diye işte bunu sorguluyorlar. İşte diyorlar ki siz benim dinimi sorgulayamazsınız, siz benim inancımı sorgulayamazsınız. İşte bu karar tamamen bana aittir. İşte benim günah işleme hakkım var, benim günah işleme özgürlüğüm var gibi şeyler de söylüyorlar. Yani
açıkçası bir şeylerin ismi değişiyor ama cinsi hayatta değişmiyor. Yani bu kültürel mormonizmde de işte din ile alakalı kafasında bir takım soru işaretleri var ya da bu dinin temsilcilerinin zamanında yaptığı şaibeli işler hakkında işte mesela Brigham Young diye bir adam var. 60 tane mi karısı var? Öyle bir mevzu var yani. Ama aynı zamanda üniversitelerinin de kurucusu. İşte mesela bir tarafını göz ardı ediyor işte. 60 tane karısı var işte. Karıların içinde anne kız var. Adam hem anasıyla evlenmiş hem kızıyla evlenmiş. İşte kardeşlerle evlenmiş, bir şeylerle evlenmiş falan. Böyle inanılmaz insanın midesini bulandıran mevzular var ama mesela bunları tam olarak görmüyorlar. Ya da işte Joseph Smith'in karılarını falan görmüyorlar. Kaç tane artık bilmiyorum onunkine. Çok fazla bakmadım ama. Hani bu tür mide bulandırıcı detaylara bakmıyorlar ama dinin kendilerine sağladığı bir takım avantajlardan da faydalanıyorlar. Kilisenin kendilerine sağladığı avantajlardan faydalanıyorlar. Ya burada da var işte. Yemin ederim burada da var. Bakın dışarıda bir sürü Müslümanım diye geçinen ama hayatta zora gelemeyen ama işlerine geldiğinde şeriat diye bağıran yavşaklar yok mu? Var. Yani diyelim ki şeriat çıksa kendi kafaları kesilecek ama yine de hani böyle işlerine o an öyle geldiği için bunu bu şekilde yaşayan insanlar var mı? Var. O yüzden de işte dediğim gibi isimler değişiyor. Lokasyonlar değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Her yerde aynı. Bu YouTube'da da özellikle içerik üretenleri falan baktığınızda kültürel mormonizme girdiklerini görüyorsunuz. Yani belki kendi cemaatlerinde o kadar kabul görmüyorlardır ama yine de işte ben mormonum diye çıkıp video çekiyor adam. Ailelerinden dolayı bağlı oluyorlar. Mesela hiç alakası yoktur ama anası Mormon kilisesinde doğup büyümüştür. Kendisi de Mormon kilisesinde doğup büyümüştür. Bir şekilde devam ettiriyorlar yani. Bunun etkisi daha fazla. Bakın ben şimdi bu konularda size çok çok daha iyi bilgiler verebilecek 3 tane kanaldan bahsedeceğim. Bir tanesi Alisa diye bir kıza ait. Eski ultra mormon. Yani bu kız belli bir yaşa kadar böyle über mormon. Yani kimse bu kızın eline su dökemez. İstenilen her şeyi yapmış işte. Kilisenin iyi kızı olarak büyümüş ve yetişmiş. Ama daha sonra yaşadığı bir takım mevzular bazı olayları sorgulamaya itmiş bunu ve bu konu hakkında çok daha detaylı bir biçimde, çok daha mantıklı bir biçimde bir şeyler anlatabiliyor. Özellikle de verdiği bilgiler ile alakalı çok fazla şey öğrenebilirsiniz kilise ile alakalı. Jordan and McKay var. Onlar da işte kilise içerisinde yaşanan trajedileri ve bir takım teorileri konuşuyorlar. Onlar da eskiden Mormon'du. Bir de Crooked Timber var. O da biraz işte olaylara eğlence katarak anlatıyor. Onun da videoları çok keyifli olabiliyor. O sadece Mormonlar ile alakalı değil. Böyle bütün Fundy'lerle, özellikle Fundy denilen bir terim var. Onlarla alakalı videolar yapıyor. Bu üçüne bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi Mormonlar özellikle Amerika'da Utah'da yaşıyorlar. Bu Utah'da Salt Lake City denilen bir yer var. Fundy'ler de orada yaşıyor. Bu radikal Mormonlar da bir zamanlar orada yaşıyordu. Normal Mormonlar da orada yaşıyorlar. Bayağı bir oraya yerleşmişler. Yani orada elinizi sallasanız bir Mormon'a çarparsınız. Ruby Frank'e falan da oralıydı hatırlarsanız işte. Hatta çocukları yutan böyle hiç bilinmeyen bir tarafa da götürelim de orada yetiştirelim gibi bir kafaya girmelerinin sebebi de oydu yani. Kimse çünkü bunlara dokunmuyor orada. Yani o çocuk çıkıp yalvar yakar kaç tane ev gezdi ki kendisine bir yardım bulabilir. Bir de günümüzde nelerle anılıyorlar ondan da bahsetmek lazım. Mesela hayat tarzından birazcık bahsedelim. Dediğim gibi kahve içmiyorlar. Kafeinli bir şeyler içmek yasak. Çünkü kafein vücudun bütünlüğünü bozuyor onlara göre. İşte kutsallığını bozuyor. Yani Allah'ın sana böyle bahşettiği bir kutsal emanet var. Aynısı bize de yok mu? Bu kutsal emaneti iyi bakman lazım. İyi bakmak için de işte sağlıklı beslenmen lazım. Yediklerine içtiklerine dikkat etmen lazım. Kahve içmen hoş karşılanmıyor yani yasak. Kilise içerisinde kahve içmen yasak. Yani bırak alkolü falan. Kafeinli içecekler de pek hoş karşılanmıyor. Bahsettiğim gibi özel bir iç çamaşırları var. Bunu giymeleri bekleniyor. Evlilik öncesi seks haram. İşte klasik din paketi içinden ne çıkarsa biliyorsunuz. İşte kadınlar örtünmeli. Kumar yasak. İşte dünya ahiret için bir sınav. Bildiğimiz şeyler. Ama gidip bir Mormon'a aynı Müslümanlar gibi yaşıyorsunuz derseniz gözünden ışınlar çıkararak sizi öldürür yani. Asla kabul etmez bunu. Şöyle bir şeye inanıyorlarmış. Ben onu görünce çok şaşırmıştım. Şeytan suyu kontrol ediyormuş. O yüzden de denizden ve hani işte böyle büyük sulardan uzak durmaları bekleniyormuş. Çünkü işte boğulabilir misin, ölebilir misin? Şeytan seni yutabilirmiş. Ayrıca Habil-Kabil mevzularından dolayı Kabil'in tohumu diye adlandırdıkları bir grup insan var. Onlar da siyahiler. Direkt olarak siyahiler. İşte günah işledikleri için Allah onların ciltlerini kararttı gibi bir şeye inanıyorlar. Şöyle söyleyebiliriz yani bütün siyahiler şu anda günahkarların tohumu. Yani Nara Smith vardı ya bok yiyor şu an. Bu insanlar için diyorlar ki kilise içerisinde belli bir yere gelemezler gibi bir düşünceleri olmuş. Şimdi bunu değiştirmeye çalışıyorlar ama nereye kadar kıvırabilirsin dostum? Onu da görürüz artık. İsa tekrar dirildikten sonra onların inanışına göre Amerika'ya gidiyor.
Amerika'da peygamberlik yapıyor. Evet. Yani işte Amerika'nın keşfinden 1400 yıl falan önce Amerika'ya gidiyor. İyi teknoloji bulmuş. Yani şimdi tekrar dirildiğine inanıyorsun da oraya gittiğine mi inanmıyorsun diyenler olabilir tabii. Daha neler neler var. Ama bugün özellikle bahsedeceğimiz şey kilisenin kayıt tutmak amaçlı herkese günlük tutmayı önermesi. Yani aslında onların şöyle bir inanışı var. Öldükten sonra cennete gittiğimizde akrabalarımızı bulabilmek için kayıt tutmamız lazım. Cemaatin kaydını tutmamız lazım. İşte kim kimin çocuğu, işte böyle bir şeye özen gösteriyorlar. Ve insanlara da özellikle hayatları hakkında böyle rapor tutmaları isteniyor. Özellikle günlük tutmaları isteniyor. Ve hala bugün bile yani işte biz bunu tavsiye ederiz. Kilisemiz bunu öncelikli kılar gibi açıklamaları da var. Kendileri bir de şöyle açıklamış. Hayatlarımızı gözden geçirmemiz ve Tanrı'nın bize bahşettiği nimetleri görmemiz için günlük tutuyoruz. Bu şekilde bir açıklamaları da var. İşte Ruby Franken'in bütün olaylar patladıktan sonra çıkan günlüklerinde çocuklarına nasıl işkence ettiğinin yazılarını görmüştük ya. Hani insanlar şöyle bir şey söylemişti. Lan manyak mısın? Yani böyle bir suç işliyorsun ve bunun kaydını mı tutuyorsun? Bunu böyle günlük olarak yazıyor musun? Nasıl bir manyaklık falan demişti. İşte sebebi tam olarak budur. Kilise kendilerine direkt olarak günlük tutmalarını salık veriyor. O yüzden de yanlış bir şey yapmadığını düşünüyor yani Ruby Franke. Öyle pişman falan da değil yani. Hiç boşuna maval okumasın mahkemede. İşte bu günlük tutma mevzusu günümüz trendlerinde vloglara dönüyor. İşte bu ilk vloglar çıktığında özellikle de Mormonlar diyorlar ki tamam bu bizim nişimiz olacak. Günlük hayatlarımızı paylaşacağız. Ve bundan çok iyi para kazanıyorlar. Öyle böyle değil. İşte bu aile içerikli vlogların çok fazla para kazandırmasından falan önceden de bahsetmiştim. Ayrı bir para kazanıyorlar. Daha fazla ürün satabiliyorlar. Daha fazla reklam anlaşması yapabiliyorlar vesaire. Kendilerini buluyorlar yani resmen. Hani zaten kiliselerinin kendilerine önerdiği bir yaşayış tarzı var. Ve bu yaşayış tarzını da raporlamaları gerekiyor. Her şeyi internet ortamında yapabileceklerini görüyorlar ve o yüzden de birçok Mormon aile kendi kanalını kuruyor. Buradan yürümeye çalışıyor. İşte ailemiz böyle yapıyor. Biz işte çocuklarımıza böyle zaman geçirdik. Çocuklarımızı okuldan aldık. Kendimiz yetiştiriyoruz falan. Sebebi budur yani. Buna bir platform sağlanması. Yani işte mesela şöyle insanlar oluyor. 25 yaşında ama 8 tane çocuğu var. Daha da yapmaya hazır yani. Eğer öyle insanlar görüyorsanız internette bilin ki bunlar hem kilise tarafından fonlanıyor, Alisa'nın teorisine göre, ona da geleceğim tekrar. Hem de bu platformda bir şey yapmaları destekleniyor bir şekilde. Direkt olarak kilise bunlara para vermese bile kadınların bu şekilde bir yaşayış tarzına okey veriyorlar. Yani mesela kadın evde çocuğuyla zaman geçirmeli. Mümkünse çalışmamalı. Ev içerisinde çalışmaya okey ama ev dışarısında çalışmaya pek yanaşmıyorlar. E bu kadınlar ne yapacak? Video yapıyorlar işte. Bir de değişen bir güzellik algısı var Mormonlarda. Onun da işte bu hani Allah'ın kendilerine bahşettiği, emanet verdiği bu bedene sahip çıkmak, onu iyi bir hale getirmek üzerine. Mesela bazı insanlar ne yapar? Farklı dini inanışa sahip insanlar, yüzündeki hiçbir şeye dokunmayacaksın. Saf bırakacaksın, olduğu gibi bırakacaksın. Sırf bu sebeple mesela kaş almayan Müslüman kadınlar var. Veya işte hani vücudundaki hiçbir kıla dokunmayan insanlar var. Bunlarda da şöyle evrilmiş olay. İşte ben bu vücuda aşırı özen göstereceğim. Böyle bir algıları da var. Yani böyle özellikle de aile fotoğraflarına falan baktığınızda hepsinde böyle bir sırıtan bir sahtelik vardır. Böyle biraz fazla mükemmel durur yani. Hiç mantıklı gelmez. Özellikle HD kanalında bunun dalgası çok geliştirmişti. Mormon Glaze diye bir mevzu var. Yani hepsinin suratı bir parlar yani. Ve bakarsınız herkes böyle kağıt kadar beyazdır neredeyse. Hani böyle artık sarı bile değil. Beyaza kaçar renkleri. Çünkü esmer olmak günahkar bir insanın tohumundan geldiğini anlamına geldiği için ne kadar beyazsan o kadar kutsalsına geliyor olay. Yani ne kadar esmersen o kadar kötüsün, ne kadar beyazsan o kadar iyisin. Ama hani bu beyazlık mevzularını veya işte Mormon Glaze denilen fotoğrafları falan geçtiğimizde de kadınlarda böyle bir estetik algısı var. Yani çok fazla estetik müdahaleye dahil olmuş ve vücudunu da insanlara gösteren Mormon kadınlar var. Normalde paçalı don giymesi gereken, işte şurada fanila giymesi gereken insanlar böyle bikinili ve estetikli hallerini ortaya koyuyorlar ya. Hani bu da böyle bir arzu edilen bir mevzu haline gelmiş. Çünkü kendi içlerinde bir yarış halindeler işte. Ben hem güzelim, hem 5 tane çocuğum var, hem ailemi geçindirecek kadar para kazanıyorum ama aynı şekilde kilisenin sınırlarını zorlamayacak biçimde ev içerisinde çalışıyorum. Yani böyle bir garip bir rekabete de girmişler.
Ama bir de şöyle bir şey var. Utah gerçekten böyle zenginlik açısından belki beklenmeyecek kadar iyi bir eyalet onlarda ve Salt Lake City'de Los Angeles'takinden daha fazla estetik cerrahı varmış. Yani aslında şu anda öyle bir estetik algıları var ki dinleri buna karşı çıkmıyor. Aksine daha da özendiriyor galiba. Dinin bunu özendirmesindeki sebeplerden bir tanesi zamanında aldıkları çok büyük eleştiriler. Özellikle bir tane Mark Twain'den bir eleştiri var. Mark Twain zamanında buraya işte çirkinler yuvası. Ben ömrümde hayatımda bu kadar çirkin insanı bir arada görmedim. Bu kadar çirkin kadınla evlenen adam tabii ki de kutsaldır. Çünkü bu kadınların başkalarıyla evlenmesinin önüne geçerek o insanların hayatını kurtarmıştır falan şeklinde. Bayağı yardırmış yani. O kadar çirkinsiniz ki işte yüzünüze bakamıyorum tarzında yazıları falan var. İnsanların aklında çok uzun bir zaman Mormonlar çirkin, dinle kafayı bozmuş, manyak tipli insanlar ve bu algıyı kırabilmek için o kadar büyük reklam paraları harcıyorlar ki zamanında, hala da öyle. İşte Mormonlar canavar değil. Mormonlar işte o şekilde bir hayat yaşamıyor. Mormonlar çok cool aileler. Bakın işte ne kadar cool hayatlar yaşıyorlar. Tatillere gidiyorlar, eğleniyorlar, çocuklarıyla zamanlar geçiriyorlar. Hani böyle insanları özendirdikleri bir takım noktalar var. İşte bak ailesine bakıyor, evinde güzel kıyafetler giyiyor, güzel yemekler yapıyor. İşte çocuklarıyla çok mutlu, çocukları annelerine bayılıyor, babalarına bayılıyor. Herkesin böyle bir gerçeklikte yaşamadığını düşünecek olursak, yani insanların özendiği bir takım noktalar oluyor. Ve bu özenilecek olan noktaları artırmak için de söylenen o ki özellikle de Alisa'nın söylediğine göre reklam açısından bunu kullanıyorlar ve bu şekilde başarılı olan vloggerlara veya işte hani içerik üreten insanlara karşı birazcık da iltimaslar geçiriyor. Çünkü reklamları yapılıyor. Mormon Kilisesi'nin reklamı yapılıyor. Yani kahve içmek yasak ama estetik ameliyatla göğsünü büyütmek yasak değil. Öyle bir şey söyleyebiliriz. O yüzden de ona odaklanmışlar. Bir de birazcık kiliseden ayrılanlardan bahsedelim. Hani bunları da bilin istiyorum. Özellikle de müzisyenlerden gideceğim. Çünkü çok fazla müzisyen var aklıma gelen şu an. Dan Reynolds var mesela. Çocuklarını da işte bu dinin mensubu olarak yetiştirmiyormuş. Ama işte özgür tutmaya çalışıyormuş. Bir de şunu görüyorsunuz zaten. Hani ayrılıyorlar kiliseden ama çok ters de konuşmak istemiyorlar. Çünkü hala bütün aileleri orada. Ve o yüzden de böyle biraz daha yumuşak yaklaşmaya çalışıyorlar. Dan Reynolds da işte aynı şekilde şöyle bir şey söylüyor mesela. Ben hala kendimi bulmaya çalışıyorum gibi açıklamaları var ama yine de çıkıp işte Mormon Kilisesi de bok gibiydi, bana böyle böyle yaptılar da demiyor hala yani. İnsanlar açıkçası biraz onu bekliyor ama o kadar da keskin konuşmuyor. Her ne kadar ufak tefek açıklamaları olsa da o büyük çıkışı yapmıyor yani. Bir de mesela Brandon Urie var. İnsanların genellikle göz ardı ettiği. O da Mormon olarak büyümüş birisi. Onun da böyle şarkı sözlerinde özellikle bir kimlik krizi falan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Imagine Dragons'ta da var. Veya Killers'ta da var aynısı. Brandon Flowers'ın özellikle hala bugün bile Mormon olması ve Mormon çevrelerince sevilmesi. Hala şu anda şöyle bir şey söylüyorlar. Dünyadaki en meşhur Mormon olabilir. Ve hani böyle bir o kimlik krizlerini hala görebiliyorsun şarkı sözlerinde insanların. Fiziksel olarak bir takım travmalar görmek isterseniz Brian Johnson denilen bir adam var. Brian Johnson Venmo, PayPal gibi şeyleri satın alarak ve bunları çok da büyüterek meşhur olmuş bir Mormon. Hani bu Mormonların vücudu saf tutacağım, İyi bir bedene sahip olacağım mevzusunu kafasından atamadığı için şu anda bile işte yaşlanmayı durdurmaya çalışan adam falan diye tanınıyor. 17 yaşındaki oğlundan kan ve plazma alıp kendisine naklettirdiği biliniyor. Yani genç kalabilmek için çocuklarının kanından ve plazmasından faydalandığını falan insanlar paylaşıyordu. O da yine böyle kağıt gibi bembeyazdır. Adam artık böyle tam olarak Mormon olamaz işte kiliseden ayrıldığı gibi görülse bile hala öğretileri içinde tuttuğu için o standartlara göre yaşamaya çalışıyor. Genç kalacağım, yaşlanmayacağım, kendime çok iyi bakacağım, vücuduma işte böyle toksik bir şeyler sokmayacağım. Nereye kadar? Mormonlar canavar mı? Tabii değil. Yani belki ilk dönemdeki Mormonlar canavar olabilir ama yani günün sonunda şuna geliyor. Artık o önceden yaşananlar her neyse, her ne olduysa oldu. Ama biz artık bugün kendi cemaatimize, kendi çevremize bakacağız mevzusuna dönüyor ya. Aynı şey İslam'da da geçerli. O yüzden kimseye böyle tabii anormal insanlar, dalgası geçilecek insanlar diyemezsiniz. Değiller çünkü. Ama yine de çok absürt tarafları var mı? Var, evet. Ve şu anda insanlara karşı böyle pompaladıkları şeyler güzel mi? Hayır, değil. Gerçeklikle hiçbir bağ olmayan bir takım hayat tarzlarını sanki herkes yaşayabilirmiş gibi pompalamak veya işte bununla kendi reklamlarını yapmak ne kadar sizin içinize siniyorsa artık bilemiyorum. Herkesin kendisine göre düşüneceği bir şey. Şundan da bahsetmek lazım. Kilisenin
çok büyük bir reklam gideri var insanlara karşı. Özellikle de bu Netflix'te çıkan belgeseller sonrasında isimlerini temizleyebilmek için ve daha hani biz onlar gibi değiliz, onlar manyak ama biz manyak değiliz diyebilmek için kısacası bir takım çalışmaları var ve bu sebeple de vloggerlara işte veya herhangi bir şekilde içerik yükleyen, aile içerikleri yükleyen, aile saadeti içerikleri yükleyen insanlar diyeyim, onlara karşı böyle bir takım ödenekler verdikleri söyleniyor. Bu Alisa'nın teorisi ama direkt olarak para verilmese bile Google üzerinden reklam vererek ve bu insanların daha fazla ön plana çıkmasını sağlayarak bir takım desteklerde bulundukları söyleniyor. Yani Google Ads'te çok büyük bir payları olduğu için ve oraya büyük bir para yatırdıkları için bu tarz insanların videoları alakasız kişilerin önüne de çıkabiliyor. İşte fonlanmak tam olarak böyle bir şey. Direkt olarak cebine para koymayabilir, eline para saymayabilir ama senin içeriğinin başkasının önüne çıkmasını sağlamak tam olarak aynı şey. Ve dediğim gibi bu insanların aile saadeti içerikleri çok çok daha fazla para kazandırıyor. Yani bir koyuyorlarsa 10 alıyorlar adamlar. Öyle de bir gerçek var. Yarın öbür gün Mormonlar hakkında daha fazla şey görebilirsiniz. Özellikle de bu Treadwife mevzuları dolayısıyla ve hani kendisinin Mormon olduğunu iddia eden ama Mormon cemaatine asla giremeyecek olan Nara Smith gibi insanlarla falan daha fazlası gündeme gelebilir. En azından nereden geldiklerini, nasıl bir amaçla kendi cemaatini fonladığını veya bizim neden bu insanları sürekli olarak gördüğümüzü bilelim. Medya okuryazarlığımızı geliştirelim. Öyle kimse durduk yere Allah'ın işi ortaya çıkmıyor. Tamam mı arkadaşlar? İnternette öyle bir şey yok. Özellikle internette alakanız olmayan bir videoya bir şekilde denk geliyorsanız onun altında bir sebep vardır. Ya belki de bu kanalı ilk kez bu videoyu izleyerek tanıyanlar olacaktır. Sebebi isimlerinden bahsetmem. Bu kadar net. Siz Mormonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da işte bu içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle samimi gelen bir tarafları var mı? Yoksa dinin propagandası olduğu belli oluyor mu? Ve nereye kadar gider? Veya bu insanların diğer insanlar üzerinde veya internet standartları üzerinde nasıl bir etkisi olur? Bunu da çok merak ediyorum ben. O yüzden sizden gelecek olan yorumlar benim için önemli. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.